insanlık tarihi açısından çok önemli, çok duygusal, çok güzel, çok yahşi bir geçmişe imza atmış büyüklerimizle, ninelerimizle, dedelerimizle bir aradayız. Bugün gerek size sunacağımız videoda, gerek yapılacak konuşmalarda göreceksiniz ki hep söylediğimiz, biz ana vatandan, o topraklardan ata yurdumuza, Kırgızistan'a geldiğimizde Türkler olarak kardeşlerimiz, dostlarımız bize hep kucak açmışlar. Onları göreceksiniz. Bu nedenle size şükranlarımızı sunmak için bir araya geldik. Değerli büyüklerim, saygıdeğer katılımcılar, bugün aramızda Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi'nin değerli milletvekilleri, deputatları var. Bugün aramızda Birleşmiş Milletler'in buradaki büyükelçisi, koordinatörü var. Bugün aramızda KKTC büyükelçisi var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin büyükelçisi var. Bugün aramızda Ağızka Türkleri Dernek Başkanı ve yöneticileri var. Bugün aramızda ayıl hükümetlerinin yöneticileri var. Bugün aramızda köy muhtarlarımız var. Bugün aramızda aksakallarımız var, büyük ninelerimiz var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu bizim ülkemiz, bu Ağızka şehri. Anı bugün Ağızka Türkiye şehri de atasak. Anı orada Mesketya de atalçuk. Uşun şehirden ya da Oğuzistan çıkkanlar da bugün Ağızka Türkleri ve Mesketler Türkleri deşer. Ağızka şehri Gürcan'ın düştük batışında cayraşıp, Azırkı Türkiye'nin çıkışındaki şehri Adakandır çekarası ile düzden düz çekteşer. Сегодня турецкое посольство проводит мероприятие в день памяти проживания турок Кыргызской, турок Кыргызской республики. Дорогие гости, сегодня мы с вами независимая, богатая, гостеприимная и демократическая страна. Нас насчитывается более 40 тысяч. Мы проживаем в четырех областях. Чуйская область, Талас, Ош и Джалабад. Мы очень счастливы вместе с кыргызским народом за то, что Турецкая Республика первым признала независимость Кыргызстана в 1991 году. И мы горды великим писателем Чингиз Айтматовым. Его почитают во всем мире, но особенно в Турции. Все его любят и уважают. Я как председатель Ассоциации турок хочу подчеркнуть, что все эти 75 лет мы, как законопослушные граждане и как каждый член общества, трудились во имя нашей Родины. И мы дальше будем продолжать любить и трудиться во благо Кыргызстана. Тарыхын билбеген элдин келечеги жок. Бүгүнкү күнү ушу тарыхты эскерип, тарыхты эстеп, татаалууну эстеп, саясий ошол кездеги саясий шартка жараша туш келип калган ошол кезде жергиликтүү элдин тоскондорун эстеп атканы бул мен ойлойм өзгөчө жаштар үчүн, келечек үчүн жакшы иш чаранын башаты деп. Жеңис мырза, дайым жолу сизге ыраазычылык айткым келет. Эми кыргыз эли менен бордос түрк эли биз түбүбүз, тарыхыбыз бир деп дайым айтып келебиз. Мен бүгүнкү күнү, бүгүнкү иш чарада ушу бордош түрк мескитин элдеринен тышкары ушу кыргыз элибизде дагы ушундай кыйынчылыктар болгондугун, саясий кырдаалга жараша ошол репрессия деп айтабыз, ошол учурларда бийликтин, системанын өзгөргөнүнө жараша туш келип калып, шартка жараша бүгүнкү күнү Ван мамлекетинде, Ван чөлкөмүндө, Турцияда жашап аткан кыргыздардын тарыхын деле карап келсек болот. Мен ошол түрк элдери келген кезде мен 13-14 жашта элем, кичинекей элем. Биз өзүбүз деле начар болчубуз, убагында колхозубуз начар болчу. Табель алчу эмеспиз, эмгек күн беле болду. Кичинекейбиз, биз ошол убакта иштеп калдык. Мен 9 жашыман баштап иштеп калдым ошол колхоздо.
Anam bunlar gelip kaldı. Anam uktuk şunda işte. Birak gücürmen eken. Emgekçil eken. Oşalardın on bülüğünün aksakalların 4-5 aksakalları var eken. Aralar ötüp etti. Oşalardın kişi casırağı Şirin degen kişi eken. Oşaların bülüğü sen özün bir kadir bolgun. Ben sizlerin tilinleri bilmeyim de başkarama. Alarga şöyle söylünce bir kadir kılıp koyan eken. Şirin degen kişinin baldarı da var hazır. Ötüp gitti. Bak ne vereler kaldı o. Emi boşa kişi işletip gücürmen eken. Kalkoz da aldığa ütülüyordu işletip. 75 yıl hem çok hem de az. Ben de diyeyim 75 yıl önce. Benim yaşım 79'da. Ben gelende kaç yaşında? 4 yaşında değil mi? 3,5-4 yaşındaydı. Ne demek istiyorum? Bize Allah yüzümüze baktı ki bizi Sibirya'ya başka yerlere göndermediler. O tren vagonlarında kalırdık öyle oradayken. Müslüman ülkesine gönderdi biz. Bize bu ülkelerde geldiğimiz yere kucak açtılar. Tostiler bizi. Elinden o zamanlarda herkes fukara yaşıyordu ya. Etmekiyle bölüştüler. O eğer sıcak ev vardı onunla da bölüştüler. Biz kardeşlendik, birleştik. Bir millet kimi birbirimize yardım ettik.